Selamun Aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. En son ilk dört halife döneminde emirlik, emaret ve risalet kavramlarıyla ifade edilen devlet başkanlığı bizati dini içerikli kavramlar değil, sosyolojik, toplumsal ve hukuki kavramlardı. Bu sebeple dört halife kendilerini peygamberin dini, hukuki ve siyasi hedef olarak görmekten kaçındılar devlet başkanlığı görevinin kendilerine Allah tarafından verildiği iddiası Emeviler tarafından meşruiyet amacıyla kullanıldı. Bu paragrafı konuşuyorduk. Bunun tabi normalde emirlik, emaret ve halife veya risalet kavramlarıyla alakalı halife ne? Bunun halife veya imam e, tanımlamasının Kur'an ve sünnetten delillerini anlatıyorduk. Buradan devam edeceğiz inşallah. Malum işte Fatur suresi ayet 39 O sizi yeryüzünde halifeler yapandır. Artık kim inkar ederse küfrü kendi zararınadır. Normalde bu sizi yeryüzünde halifeler kılar, ankabut. Burayı normalde ayet olarak, delil olarak aktardıydık hatırlamanız açısından. Birkaç cümle geriden doğru geldim. Şimdi bu hem dört halife döneminde, yani Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ardından beşinci halife aslında Hazreti Hasan Efendimiz'dir. O da yedi aylık bir halifelik yapmıştır. Halifelik <laughs> bu noktada o makama gelen bir kimseye halife adı kullanıldı genel olarak. Veyahut da imam sıfatıyla sıfatlandılar. İmam kelime manası olarak sözüne ve davranışlarına uyulan kimse karşılık olarak. Bunda normalde söz ve davranışlarına tabi olunan, uyulan kimse noktasında. E tabi imamet de hani imametin başına geçti, imametlik yaptı. Bu normalde imam kelimesinin farklı e, söz kullanımı. O da dini ve dünyevi ve her konuda yüksek başkanlık demek imamet denilince bu konuda hem dini hem dünyevi olarak en üst başkan niteliğinde tanımlama. Bu makama işgal eden kimseye de halife veya imam deniyor. Denme sebepleri de <laughs> bunu normalde denilme sebepleri de bunu maddeler halinde maddelendirirsek bir ilk halife yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden sonra gelip Risalet dışında yani peygamberlik dışında bütün görevleri yerine getirme de onun yerini aldı. Yani bir tek peygamberlik yapmadı. Yani din getirici, din koyucu hükmünde olmadı. Ama peygamberliğin haricinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ne kadar görevi var ise ordu komutanı tayin etmek, sefer karar, harp kararı vermek, valiler tayin etmek, kadılar tayin etmek gibi veyahut da vergi toplamak, zekat toplamak, bunları normalde paylaştırılması gibi ordunun teçhizatının düzülmesi, o teçhizatla ordunun sefere çıkarılması gibi normalde veyahut da Medine'de veya diğer şehirlerde o güne kadar İslam olan diğer şehirlerin bu noktada idaresi, bu nokta eğitimi, bu noktada oradaki güvenliğin sağlanması gibi Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin peygamberliğin haricinde her şeyi yaptı. Devam ediyoruz. İki, asıl hakimiyet İslam inancında Allah'ındır. Hani ayet-i kerimede de hakimiyet kayıtsız, sarsız Allah'ındır denir. Hakim olan Allah'tır. Şimdi hakimiyet Allah'ın olunca o halife de bu noktada yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini teslim eder. Bakın pardon teslim eder, temsil eder. Yani Allah'ın El Hakim ismi şerefinin sıfatının tecelliyatıdır. Allah değildir. O yüzden ona aynı zamanda halife denir. Yani aslında bu temsil de yani hilafet bütün müminlere yöneltilmiş bulunduğundan bir nevi müminlerle o hilafet arasındaki akitle gerçekleşir. Yani o müminlerin halifesidir. Ama müminlerin halifesi olunca müminlerle onun arasında bir akitleşme, bir beyatlaşma eski dilde beyattır beyatlaşmanın sonucundadır bu. O yüzden ona halife adı verilir. Ve biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve 7 aylık Hz. Hasan efendilerimizin zamanını eğer İslam devleti olarak isimlendirecek olursak ki öyledir. Bu konuda İslam dünyasındaki bütün ulemanın tek noktada birleştiği yerdir. İslam uleması bu beş halife, biz dört halife deriz, kısadır Hazreti Hasan Efendimizin zamanı, bu beş halife dönemini İslam devleti olarak nitelendirir. Bütün herkes ortak olarak. Şimdi normalde bunu da Enam ayet 65. Sizi verdikleriyle denemek için yeryüzünün halifeleri yapan ve kiminizi kiminize derecelerle üstün kılan odur. Enam 165. Ona imam denmesinin sebebi de İslam devlet başkanının aynı zamanda namaz kıldıran imama benzetilmiş olmasındandır. Mesela Hanefilerde bu önemli bir olgudur. Cuma ile alakalı Cuma'yı devlet başkanının kıldırması devlet başkanı kıldıramıyorsa herhangi bir sebepten dolayı onun tayin ettiği kimsenin Cuma'yı kıldırması önemli bir olgudur. Bu Cuma'nın eda şartlarında geçer. Sıhhat şartlarında değil. O yüzden İmam denmesinin bir sebebi de namaz kıldıran yani ümmetin önüne geçip namaz kıldıran kimsedir. Şimdi namaz kıldıramayacak kadar dini bilgiye sahip olmayan bir kimse İslam devletinde başkanlık yapamaz çünkü. Yani İslam devlet hukukunda, hükmünde mesela Müslümanların başına gayri müslim bir devlet başkanı olmaz. Yani o kimsenin iman ehli, Kur'an ehli, sünnet ehli olması gerekir. Devlet başkanı olabilmesi için. Tabi devlet başkanı olmanın ayrı özellikleri vardır. İslam fıkhında, hukukunda. Bu konumuzun dışında eğer gerekirse onu da anlatırız. Yani bir İslam devlet başkanının özellikleri kimler halife olabilir? Müslümanların başına kimler halife olabilir? O halifenin özellikleri nelerdir? Aslında bu soruda bu kadar gelen soruda ben bir hikmet görüyorum. Bunları o yüzden soru sahibinden izin isteyerekten soruları göreyim, ona göre teknik cevaplar vereyim istedim. Çünkü İslam ümmetinin başına her an bir halife tayin edebilirler. Ve tayin edilen halifeye bizim biat etmemiz istenilebilir. Ve o halife Örneğin emperyalistlerin hak ve hukukunu gözeten emperyalistlerin insanı adamı olabilir. Bunlar konuşulan şeyler çünkü. Mesela İngiltere bir halife tayin edebilir bizim başımıza. Veya Amerika bütün Müslümanların başına bir halife tayin edebilir. Veyahut da halife savaşları çıkarmak için birkaç tane halife tayin edebilir. Ve o halifeler diğer çıkan halifeye savaş ilan edebilir. Bunlar böyle farklı ama biz meselenin Kur'an sünnet dairesinde doğrusunu öğrenelim, özünü öğrenelim. Ben ana hatlarıyla burada anlatmaya çalışıyorum. Tabi bunları teferruatlandırmak mümkün mü? Evet. Bunların da özünü anlatırken ben hem ayet farkındaysanız ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden anlatıyorum. Şu imamın iştahı demiyorum. Bu imamın iştahı da demiyorum. Özellikle bu meselede ayet-hadis konuşmaya gayret ediyorum. Ayet-hadis. Sizin verdikleriyle denemek için yeryüzünün halifeleri yapan ve kiminizi kiminize derecelerle üstün kılan odur. Demek ki yeryüzünde halifeler olacak. Bunu kim yapıyor? Allah yapıyor. Ve ona ne deniyor? İmam deniliyor. Bir ismi de ne? İmam. Neden? O çünkü arkasında namaz kılınan kimse. Ve imama nasıl namazda Uymak zorunu ise Devlet başkanı veya halife Noktasındaki olan imama da uymak zorunu Ama hangi noktalarda Onu havada bırakmıyoruz Onu devam edeceğiz şimdi Bu nedenle o devlet başkanlığına Veya devlet başkanlığına Veya başkanlığa El imamatül kübra Veya el imamatül uzma Da denilir Onların bir onların bu isminde bu. Burada İslam devlet başkanlarını illa şu isimde hitap edilir. Bu isim ona verilir diye bir kaide koymamışlar. İster halifelik deyin, işte ister imamlık deyin, ister emirlik deyin. Bunun ismini normalde şu isimde anılacak, ister işte İmametül Kübra deyin. İsim üzerinde, İslam dünyasının çok fazla üzerinde durduğu bir şey değil. Ama üzerinde durduğu önemli bir şey var. O da nedir? Bu kimselerin özellikleri neler olmalı? Görevleri neler olmalı? Bu halifelerin, Özellikleri ve görevleriyle alakalı üç aşağı beş yukarı ümmet tek noktada birleşmiş. O yüzden özellikleri ve görevleriyle alakalı konumuz olmadığından dolayı es geçiyorum. Ama bunlar normalde e, en önemli şey Kur'an ve Sünnetin yaşanması ve yaşatılması görevleri var bunların birinci derecede halifenin ilk önemli görevi dinin yaşanması ve yaşatılması. Birinci görevi bu. Bu ondan sonra adalet mekanizması giriyor, hukuk mekanizması giriyor, insanların hak ve hukukları, hürriyetleri giriyor. Bunlar devam ediyor. Ama bunların vazifelerinin tamamı Kur'an ve sünnete dayalı özellikleri de tamamen Kur'an ve sünnete dayalı. Bunlar da belki de soruların arkasını tam bilmiyorum. Vakti sırası gelince bunlar da belki de anlatılır. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh hazretlerine önceleri Allah Resulü'nün halifesi yani Halifetü Resulullah sonraları ise sadece halife denildiği Hazreti Ömer radıyallahu an hazretlerine müminlerin emiri diye hitap edildiğini görüyoruz. Bunda neden? Hadis şeriflerden, onlarla olan diyaloglardan çıkarıyoruz. Bir sahabenin diyaloğundan çıkarıyoruz. Ve hatta onlar mektup yazıyorlar. Değişik ülke başkanlarına, krallarına lakaplarını mektupların altındaki imzalardan biliyoruz, görüyoruz. Öyle boş muhabbet değil yani. Ve o yüzden Kur'an ve sünnette belli bir ismin kullanılmasını emreden herhangi bir hüküm yok. Çünkü hadis-i halife, hadis-i imam, hadis-i şeriflerde emir bunların hepsi de kullanılmış. Ayet-i kerimede de imam olarak kullanılmış. Mesela hadis-i şeriflerde sultan ismi de kullanılmış ama Sultan ismi halife yerinde kullanılmamış. Enteresan ayrım var. O da konumuzun içerisinde gelecek o da. Ve halife ve imam kelimelerini kullanmışlar. Fakat normalde bunlar e, önemli bir ayrıntı şu. Kurma makama halifelik makamı denmiş. O makama oturan kimseye de genelde halife denmiş veya imamet makamı denmiş, o makama oturan'a da imam denmiş. Ama bunun böyle dört halifeden sonra, dört halifeden sonra böyle daha böyle e, dişe dokunur, kayda değer halifelik ve makamın kuvvetli olduğu zaman Osman, Yavuz Sultan Selim'in halifeliği İstanbul'a getirmesiyle halifelik makamı makam olarak söylüyorum. Osmanlı'da çok dirayetli, çok etkin halifelik makamı. Halife de çok dirayetli ve etkin. Sebebi halifelik makamının arkasındaki devlet güçlü. Hem siyasi olarak güçlü hem askeri olarak güçlü hem de ekonomik olarak güçlü. Çünkü halifelik makamının çok önemli dört ayağı var. Bir, halifelik makamı Kur'an ve sünnete sımsıkı bağlı kalmalı. İki, halifelik makamının askeri bir gücü olmalı. Üç, halifelik makamı kendi yanında siyasi gücünü de getirir. Dört, halifelik makamının ekonomik de gücü vardır. Bu dört ana unsur halifelik makamı için olmazsa olmazdır. Çünkü halifelik makamı bir karar alırsa o kararın uygulanması için ama siyasi ama askeri ama hukuki ama ekonomik o kararın yaşanması için yaşatılması için uygulamaya geçirilmesi gerekir. Bunu neden söylüyorum? Dandik'ten kafamıza bir halife koyarlarsa bir, onun askeri gücü olmalı. İki, onun siyasi gücü olmalı. Üç, o makamın ekonomik gücü olmalı. Dört, o makamın hukuk gücü olmalı. Hukuk ne? Kur'an ve sünnet. Bu dört ana Güç o halifelik makamında olmalı. O yüzden normalde e, sultan ve melik kelimeleri bu Emeviler'de başlayan şeyler. Ama dört halife döneminde bakın dört halife diyoruz. Dört halife. Bir de Osmanlı'da çok öne çıkıyor bu. Ve o yüzden bu sohbetin sonuna kadar ben devlet başkanı sıfatı değil, halife veya da halifelik makamı olarak nitelendireceğim sohbeti anlatırken. Burada bir ibare vardı. Devlet başkanlığı görevinin kendilerine Allah tarafından verildiği iddiası Emeviler tarafından meşrutiyet meşruiyet amacıyla kullanıldı diye. Bakın Emevilerle alakalı Emevilerle alakalı. Sahabelerin büyük bir çoğunluğu, emevileri bir İslam devleti olarak nitelendirmezler. Ancak emevi saltanatını, emevi saltanatını, o saltanattan nem o saltanattan ekonomik olarak, siyasi olarak, bürokratik olarak nem alanlar, nem alanlar, Emevileri bir İslam devleti gibi göstermeye çalışırlar. Tarih boyunca böyle olmuştur bu. <laughs> Sufiler hiçbir zaman Emevi hanedanlığını bir halifelik olarak görmemişlerdir. Bunun da altını çizeyim. Ehli Beyt Ehli Beyt hiçbir zaman Emevi saltanatını İslam devleti olarak görmemiştir. Bunu ayırt edelim. Şimdi sahabenin bu konudaki sözlerini aktarıyorum size. Bu sözler Kutub-i Sidde'den. Bu sözler. Yani Emeviler tarafından meşruiyet amacıyla kullanıldığına dair ama Emevilerin bu konuda İslam devletinin olarak görülmediğine dair deliller. Sefine radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki hilafet buraya dikkat edin. Hilafet ümmetimin arasında 30 yıl sürecektir. Bu hadis-i şerif çok önemli. Bu hadis inkarcıları kendi ayaklarına sıkıyorlar bazı yerlerde. Hilafet ümmetimin arasında 30 yıl sürecektir. Bundan sonra saltanat gelecektir. Dikkat edin. O yüzden saltanat, sultan, melik bu parantez içerisinde bunu o yüzden ayırdım. 30 yıl hilafetlik dönemi. Benim kendimce kabul ettim İslam devlet sistemi Mustafa Özbağ olarak. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali dönemini ben ve aynı zamanda da Hazreti Hasan Efendimizin 7 aylık dönemi. Ben halifelik olarak İslam devleti olarak bu arayı kabul ediyorum. Bakın bu arayı. 30 yıl buradan var. Peygamberden sonra sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri işte İslam'ın Medine-i Münevvere'de norm devlet devletleşmesini de ben 10 yıl koyuyorum. Toplam 40 yıl. 40 yılın haricindeki bir bölümü ben İslam devleti olarak kabul etmiyorum. O yüzden İslam siyaset, halifelik kavramlarını konuşurken bu 40 yıllık dönemi ben kendime baz alıyorum. Delil olarak alıyorum, örnek olarak alıyorum. Emeviler, Abbasiler, Selçuklular ve Osmanlılar. Bu dönemleri kendimce İslam devleti olarak algılamıyorum. Osmanlı'yı reddettim, Selçukluları reddettim diye bunu böyle nitelendirmeyin. Ama tam bir İslam devleti hukuku ve hükmünün örnek alacağımız zaman bu zamanlar 40 yıllık. Bakın 40 yıllık. Buradan bir şey daha işaret edeyim. Burada 40 yılı işaret ettim ya Size bir şey daha işaret edeyim. Bazı hadis-i şeriflerde Mehdi'nin yeryüzüne geleceğini ve Mehdi'nin, Mehdiyetin kıyamete yakın 40 yıl dünya üzerinde hakim olacağını ve İslam'ın bütün dünyada 40 yıllık bir dönemde hakimiyet kuracağını ve bütün dünya 40 yıl boyunca İslam'ı en güzel ve en yüksek şekilde yaşayacağına dair bir inanca sahibim. Bu inancımı da bu adı şeriflerden alıyorum. Diyorum ki ilk dönem bir 40 yıllık bir İslam devleti kuruldu. İslam devleti kuruldu. Ve sonunda bir 40 yıllık daha İslam devleti kurulacak ve cana bak nurunu tamamlayacak. O 40 yıllık dönemde yeryüzünde Hiçbir fesat, hiçbir haksızlık, hiçbir adaletsizlik, hiçbir yanlışlık yaşanmayacak. Hayır. Allah nurunu tamam edecek. Kafirler, gavurlar, müşrikler istese de istemese de, inansa da inanmasa da bu 40 yıllık dönem yaşanacak. İnşallah. O yüzden burada hilafeti anlatırken 30 yıl peygamberden sonra 10 yılda ben Medine Münevvere'yi koyuyorum. 40 yıl tamamı. Bakın 40 yıl. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Medine-i Münevvere'ye göçer göçmez devlet kurulmadı çünkü. Devletin temelleri vardı. Kim attı? Şehit Musab bin Ümeyr. Henüz daha Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hicret etmezden önce Medine-i Münevvere hicret eden ve orada İslam'ı yayan genç, yakışıklı Bahadır yürüdüğü zaman alemin arkasından yürüdüğü Musab. Yakışıklı mı yakışıklı? Cesaretli mi cesaretli? Nazik mi nazik? Narin mi narin? Mekke'nin en zengin ailesinin çocuğu. Genç yaşta Mekke aristokratı diyebiliriz. Evli kadınlar kendilerini atıyorlar önüne. Beni nikahla diye. Öyle Musab kızlar kendilerini atıyorlar öne. Diyorlar ki beni nikahla, beni götür. Öylesine yakışıklı, öylesine terbiyeli. Ve öylesine enine böyle enine derken kalın değil, sallı, boylu pastı musab. Ve Uhud şehidi. Hazreti Hamza'yla Yan yana yatan Musab. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin başına çöküp gözyaşlarını tutamadığı Musab. Bir ciğer yarısı Hamza'ya, bir ciğer yarısı Musab'a. Öyle Musab. Ve Mekke'nin en zengin, en aristokrat ailesi olmasına rağmen şehit olduğunda üzerindeki elbisesinin ne yazık ki tam olarak örtmediği musap. Aşağı doğru çektiklerinde üstü açık kalan, üstünü örtmek için çektiklerinde altı açık kalan musap. O toprak onu nasıl bağrında besler bilemem. Şimdi Uhud'a gidip insanlar orada alışveriş ediyorlar, bunu da bilemiyorum. Uhud'a gidip lay lay lom ediyorlar. Bunu da bilemiyorum. Husis'i götürüyorlar insanları Okçu Tepesi'ne. Bunu da bilemiyorum. Okçu Tepesi ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sözünü dinlemeyenlerin tepesi. Dünya malına tamah edip Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin emrini dinlemeyenlerin tepesi asıl gidecek olan o tepenin tam karşısında Uhud Dağı'nın eteklerinde olan yer. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ve bir avuç ashabın en zor zamanları. Dişinin kırıldığı, yanağının yarıldığı, hatta zaman zaman orada bir çukura hapsolunup bütün sahabenin canhıraş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini korumak için teker teker kılıçların altında tabiri caizse doğrandığı yer. Asıl ziyaret edilmesi gereken yer orası. Okçular tepesi değil. İşte o Musab Medine-i Münevvere'de İslam'ın temelini atan <laughs> İslam devletinin temelini atan o Musab ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hicret ettiğinde teşkilatlanma üç aşağı beş yukarı hazır olan ve o teşkilatlanmayı yapan Musab Medineli Ensar gençleriyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini Yahudilerden korumak için yalın kılıç başında nöbet tutan. Çünkü Yahudiler geçmiş peygamberleri katlettikleri gibi diyorlardı ki biz bunu da katleteceğiz. Evet. Çünkü o Yahudiler peygamberleri katletmişlerdi. İşte hilafet bu manada. Hazreti Peygamber diyor ki 30 yıl sürecek. 30 yıldan sonra da diyor saltanat gelecektir. Said İbni Cumhan dedi ki sonra ilavetti. etti. Hazreti Ebubekir'in hilafetinde Hazreti Ömer'in hilafetini Hazreti Osman'ın hilafetine Hazreti Ali'nin hilafetini ekle parmaklarınla say. Bak dedi bunları sayınca hakikaten 30 yılı bulduk. Sefineye Emeviler hilafetin kendilerinde devam ettiğini zannederler denmişti. Şu cevabı verdi. Beni Zerka yalan söylüyor. Onlar krallardır. Hem de kötü krallar. Emeviler onlar krallardır. Hem de onlar kötü krallardır. Ebu Davud Tirmizi bunu naklediyor. Bu şöyle. Alkami der ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen 30 yıl içinde 4 halife <laughs> Hz. Hasan radıyallahu an Hazretlerinin halifelikleri vardır ki şöyle ki Hz. Ebu Bekir'in hilafeti 2 yıl 3 ay 10 gündür Hz. Ömer'in hilafeti 10 yıl 6 ay 8 gündür Hz. Osman'ın hilafeti 11 yıl 11 ay 9 gündür Hazreti Ali'nin hilafeti 4 yıl 9 ay 7 gündür. Hazreti Hasan'ın hilafeti de 7 aydır. O zaman şu hani Emevilerin devlet başkanlığı görevlerini kendilerince Allah tarafından verildiğinin iddiası boşa çıkmış oluyor. Çünkü sahabenin büyük bir çoğunluğu onları halife makamında oturan bir kimse olarak görmüyorlar. Emevilerle beraber sultanlık yani krallık başlıyor ki ashabın deyimiyle o krallık da kötü bir krallık. O yüzden Emeviler dönemini biz İslam tırnak içerisinde İslam devleti olarak görmemiz mümkün değil. Eğer burada bir tehlike daha var. Bir kimse Emeviler zamanını İslam devleti olarak görürse Hz. Hüseyin Efendimiz ve Ehli Beyt'in kıyamı bu sefer İslam devletine bayilik gibi olmuş olur ki Hz. Hüseyin Efendimiz'i bu sefer bayi hükmüne koyarız. Burada sıkıntı var. Burada böyle büyük bir problem var. Yani birisi kalkar Emevi saltanatını asabın değişiyle Emevi kötü krallığını İslam devleti olarak görürse Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Ehli Beyti ve sonra Hazreti Hüseyin Efendimizin arkasından gidenleri ve Hazreti Hüseyin Efendimizi sevenleri sanki İslam devletine karşı çıkmış bayi hükmüne koyar. Bunda tehlike var. Buradaki bu büyük tehlikeyi makamın ne olursa olsun görmeyenler emevi krallığını veya sultanlığını İslam olarak görmeyecekler. Burada tehlikeli bir durum var çünkü. Evet. Devam ediyoruz. İki sorulardan ikinci paralar. Sünni siyaset anlayışı Kur'an ayetlerinden hareketle değil peygamber sonrasında yaşanan tarihsel siyasi tecrübelerden hareketle oluşturulmuştur. M. Kur'an siyasi kültürümüzde teolojik kökenler ve iktidar tahayyülü. Dolayısıyla sünni siyaset anlayışı İslam toplumlarının bütün dönemlerinde geçerli olabilecek bir teori olmayıp daha çok Müslümanların geçmişte yaşadıkları ve çoğunluk tarafından doğrulanan siyasi tecrübenin bir yansımasıdır. Daha sonra bu fikirler siyasi alandan inanç alanına taşınarak dini ve kelami açıdan meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Tabi burada sünni siyaset anlayışı dediğimizde dört halifeden sonra veya bu kırk yıllık dönemden sonra veyahut da 30 yıllık dönemden sonra yı ele alan anlayışları nitelendiriyor. Burada bu tespiti yapan kimse. Şimdi biz kendimizce İslam devlet anlayışı adına bir yol çizeceksek o zaman o ara dönem zaman zaman Buhari'nin fiteninde de geçer bu diğer hadis kitaplarında da geçer. Yani hulu devlet sistemlerinin olduğu. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin zamanında hululuk yoktur. Hazreti Peygamber o hadis şeriflerde Babul Fiten'de geçer bunlar. Babul Fiten'de der ki mesela bu fitneler bahsinde. Yani öyle bir zaman gelecek ki hulu olacak her şey. Yani ne İslam ne İslam dışı gibi. Böyle arada derede olacak bitecek. Yani biz Emevilerden sonra gelen devlet yönetim biçimlerini tam olarak İslam diye nitelendirirsek ayağımız yere sağlam basmaz. Bunu açık açık yer, yerli yerine koymamız lazım. Böyle hamasi nutuklarla ya sen işte Osmanlı'yı İslam görmüyor musun? Canım kardeşim tam bir İslam diyemeyiz. Sebep Osmanlı tam İslam dersek laf dine gider çünkü. Allah muhafaza eylesin. O yüzden diyemeyiz. Benim için tam İslam diyemem. Veyahut da ben kendi şahsi düşüncem. Selçuklular, Abbasiler, Emeviler bu konuda benim için tam İslam değildir. Öyle olunca Sünni siyaset anlayışı dediğimiz anlayış bu dört halife döneminde kendi gerçekliliğini Kur'an ve sünnetten almıştır. Çünkü uygulanan uygulanan her kanun, yapılan her eylem ve fiiliyatın karşılığında Kur'an ve sünnetten hüküm vardır. Eğer o konuda Hazreti Kur'an'a bakarlar, Hazreti Kur'an'dan bir şey bulamazlarsa, Hazreti Peygambere bakarlar sallallahu aleyhi ve selleme, ondan bir şey bulamazlarsa Asabın re'ine giderler. Onlara sorarlar. Asab bu konuda duydu mu bir şey? Duymadı mı? Sonra o konuda bir hüküm oluştururlar. Onlar da bu hadiselerde asla heva ve heveslerine uymazlar. Burası önemli bir nokta bununla alakalı. Şimdi sünni bir sistem dediğinizde yaklaşık 1400 yıllık bir İslam süreci var. Bu 1400 yıllık İslam sürecinde İslam'ın zaman zaman tam olarak yaşanabildiği, yaşanamadığı, uygulandığı, uygulanamadığı alanlar olmuştur. O yüzden biz bu alanlara 4 halife döneminden sonra, 30 yıldan sonra tam olarak İslam yaşanmıştır diyemeyiz. Nur suresi ayet 55. Bunu yalnız bir görelim. Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaad etti ki onlardan öncekileri nasıl hedef, halef kıldıysa onları da yeryüzünde halef kılacak. Ve onlar için beğendiği dini temelli yerleştirecek. Korkularını emniyete çevirecek. Çünkü onlar bana kulluk eder ve hiçbir şey bana şirk koşmazlar. Kim de bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıkların kendileridir. Demek ki sizden önce, bu ümmetten önce nasıl diğer peygamberlere ve ümmetlere yeryüzünde halef kıldıysa Davut Aleyhisselam gibi, Süleyman Aleyhisselam gibi hem devlet başkanı hem peygamber bu ümmete de Cenab-ı Hak yeryüzünde halef kılacak. Ve halef kılmış mı? Bu 30 yıllık dönemde kılmış. Bu 30 yıllık dönemde geçen derste bahsetmiştim. Mısır, Arap Yarımadası, Afrika'nın ortalarına kadar, İran, Türkiye, Türkiye memleketlerine kadar, neredeyse Hindistan'a kadar ve Anadolu'nun yarısı İslam olmuş. Ve bu topraklarda yaşayan insanlar Güvenlik içerisinde yaşamışlar. Zenginlik içerisinde yaşamışlar. Bakın güvenlik ve zenginlik içerisinde yaşamışlar. O zaman <laughs> Cenab-ı Hak o kısa dönem içerisinde yeryüzünün büyük bir bölümünü Müslüman halife vaadini gerçekleştirmiş mi? Evet. O zaman tekrar sohbetin başındaki konuya geliyorum. Son 40 yılda da bunu tekrar gerçekleştirecek mi inşallah? Evet. O zaman Sünni siyaset anlayışı kendince Kur'an ayetleri ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretinin hadisleriyle kendi anlayışını, idrakini, hareket tarzını oturtursa bir sıkıntı yok demektir. İlk halifeler döneminden sonrakini İslam kabul etmediğimden dolayı geri kalan zaten şey de e, no meseleyi çok üzerinde durmak istemiyorum. Çünkü İslam kendi içerisinde İslami olan ve olmayanın ayrımını yapar. Kendi içinde. Her konuda İslami gözeten veya gözetmeyen unsurları ayırt eder. İslam'ı gözetmeyen unsurları, İslam'ı gözetmeyen her ne var ise, bakın, küfür, dalal, yani sapıklık, cahiliye ve tağut gibi kavramlarla anlatır. <laughs> İslam dışı bir düşünceyi, bir hareketi, yani fiiliyatı, bir tarzı, bir tavrı, İslam, kendisinin dışında olduğunu küfür, sapıklık, dalalet, Fatiha'daki dalal, delalet ve aynı zamanda cahiliye ve aynı zaman tağut gibi kavramlarla anlatır. Kur'an'ın dilidir bu. Ve kavramların çokluğu bunlar arasındaki mahiyet farklılığından değildir. Yani üç 4 daha fazlalaştırabiliriz bunları. Amaç, burada amaç şudur. Bir şey İslami mi değil mi? Bunu anlatmak içindir. Bakın amaç odur. İslami değilse ona tağuta taptınız veya da heva hevesine gittiniz veya küfre düştünüz veya şirke düştünüz veya da delalete düştünüz veya cahiliyedesiniz, cahilsiniz der. Kur'an'ın dilidir bu. İslami değilse bir şey. Bu bir hukuk olabilir, bir hukuki madde olabilir, bir ceza olabilir. Bir devlet yönetimiyle alakalı bir şey olabilir. Tebanın içerisindeki bir hadise olabilir. Bu ne olursa olsun İslam dışıysa Cenab-ı Hak onu Kur'an-ı Kerim'de tağut olarak, delalet olarak, sapkınlık olarak, fahşiyet olarak cahiliye olarak nitelendirir. Burada amaç bir şeyin İslami olup olmadığını anlatmaktır. Başka bir şey değildir. Ve bunu da Kur'an'ın kendine has bir dili, üslubu olarak kabul ederiz biz bunu. Çünkü bu dili, bu üslubu başka bir yerde bulmak mümkün değildir. İslam İslami veya cahili olmak üzere iki tür hakimiyeti tanır. Üçüncü bir tür yoktur. O yüzden diyorum 40 yıldan sonrasını İslam görmüyorum diye. Çünkü İslam literatürüne göre bir şey ya İslamidir ya da cahilidir. Bunu anlatan Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ayet-i kerime vardır ki ben burada en can alıcı ayet kermi aldım. Bu Maide suresi ayet 48 49 50 51 52 bu konuda çok önemli şeyler bize söyler, gösterir. Hatta Maide'nin başından itibaren alırsanız ve orada kocaman bir sistem görürsünüz. Müslümanların nerede ne yaptığı zaten Maide suresi bu gavurcukları çok ürkütür. Çünkü maide de der, siz Hristiyanları ve Yahudileri kendinize dost tutmayınız. Bu çok keskin bir ayet-i kerimedir. Bakın çok keskindir. Bitmiştir mesela. Bu devletler arası diyalogla alakalıdır. Yoksa senin mahallende bir Hristiyan varmış. Karışmaz onu. Bu kültür, bu eğitim, bu sanat, bu ekonomi, bu siyaset, bu ticaret, bu askeriye devleti ilgilendiren bütün alanları kapsar. Bütün alanları. Bakın devleti ilgilendiren bütün alanları kapsar bu. Siyaseti, eğitimi, sosyal hayatı, kültürü, mahalleni, sokağını, evini, bütün her şeyini etkileyen bir ayet-i kerimedir. Bu böyle zaten maide insanları sarsar. Bir tip okuyun muhakkak. Maide ayet 50 Onlar hala cahillik devrinin o sapık hükmünü mü arıyorlar? Şüphesiz bir kanaata sahip olacak bir topluluk için Hükmü Allah'tan daha güzel olacak kimdir? Ha demek ki cahillik devrenin bakın cahillik devri kime söylüyor bunu? Yahudi ve Hristiyanlara söylüyor. Yahudi ve Hristiyanlara tıfta bulunuyor bu ayet-i kerimede. Diyor ki onlar o dönemi mi istiyorlar? Ben şimdi size o ayet-i kerimeyi bulabilirsem özür dilerim. Evet. Ben şimdi onu daha öncesinden alayım size. Hazreti Peygamber 45-46'da toplumlara peygamber Hazreti Kur'an toplumlara peygamberler gönderildiğini anlatıyor. 46 ve onlara izinden Meryem oğlu İsa'yı önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik ve ona İncil'i verdik. Onda hidayet ve nur vardır. Kendinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı hidayet ve müttakiler için bir öğüt olarak. Yani İncil'de daha önceki Tevrat'ı da doğrulayan bir kitap. 47. İncil ehli Allah'ın onda indirdiklerine hükmetsinler. Kim de Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıkların kendileridir. Bakın onlara diyor ki Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler fasıkların kendileridir. Devam ediyor. 48. Dikkat edin. Sana da kendinden önceki kitapları doğrulayıcı ve üzerine şahit olarak bu kitabı hak ile indirdik. Aralarında dikkat edin aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Peygamber'e söylüyor bunu sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ki aralarında yani bu insanların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Dikkat edin. Sana hak gelmişken onların heveslerine uyma. Sana hak gelmiş ne? Kur'an. Sana hak gelmişken onların heveslerine uyma. Kim onlar? Yahudiler ve Hristiyanlar ve İslam'ın dışındaki inanç sahibi olan kimseler İslam dışı olanlar ne diyor sakın onların heva ve hevesine uyma sizden her biriniz için bir yol bir şeriat kıldık sizden her biriniz için bir yol bir de şeriat kıldık yani bir şeriat var bir de her biriniz için tarik yol var Dikkat edin. Sizden her biriniz için bu tarikatlara, sufilere, fıkıhçılara, kelamcılara laf söyleyenler, dinin ilimle alakalı olan yerlere laf söyleyenlere, sizler için bir şeriat, bir de tarik, yol kıldık. Herkesin bir yolu var. İşte Kur'an'da tarikat geçiyor mu? Aha geçiyor. İşte Kur'an'da yol geçiyor. Aha geçiyor. Bana yolunu söyle. Bir şeriat bir de ne diyor? Yol verdik. Şayet Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Lakin sizi verdiğiyle denemek istedi. Öyleyse hayırda yarışın Hepinizin dönüşü Allah'adır. Size ayrılığa düştüğünüz şeyleri bildirecektir. Kim? Allah. Kim? Şeriat. Kim? Yol. Ayet 49. Ve aralarında tekrar devam ediyor bakalım. Ayet 49. Ve aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların heveslerine uyma bir daha söylüyor. 48'de söyledi, 49'da da söylüyor. Ve aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Ve devam ediyor. Onların heveslerine de uyma. Yani Allah'ın indirdiğinin dışındaki her şey heva heves. Yok böyle daha güzel olurmuş. Heva heves Allah'ın indirdiği var. Kur'an belli, sünnet belli. Kendi kendine başka yollar ama o sapıklık delalet. Seni Allah'ın sana indirdiğinden vazgeçirmelerinden sakın. Seni Allah'ın sana indirdiğinden vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki bir kısım günahları yüzünden Allah onları cezalandırmak istiyor. Gerçekten insanoğlunun birçoğu fasıklardır. Ayet 50. Burası çok önemli. Az önce okuduğum ayet. Cahiliyet hükmünü mü istiyorlar? Bakın. Cahiliyet hükmünü mü istiyorlar? Ama yakına getiren, yakığa getiren bir kavim için Allah'tan daha iyi hüküm veren kimdir? Allah'tan daha iyi kim hüküm verebilir? Ayet-i Kerime bu. Ve tekrar geldik şimdi sohbetimize. Allah'tan daha güzel kim hüküm verebilir? Hiç kimse. O zaman normalde Cenab-ı kendisinden yani İslam olmayan her türlü hükmü, hukuku, görüşü, düşünceyi cahiliye olarak nitelendiriyor. Cahiliye diyor ki senden cahiliye bir hüküm mü istiyorlar? Neden? Sana kitabı açıp apaçık indirdik. Sana kitabın yanında bir de ne verdik? Hikmet verdik. Çünkü Cenab-ı Hak peygamberine diyor ki kitabın yanında sana hikmet verdik. Aynı zamanda sana bir yol verdik. E sen onların heva ve heveslerine uyma. Sakın onlar seni aldatıp kandırmasın. Ve o yüzden İslam, İslam olan ve olmayanı ayırt eder. Ayırt ederken kendindeki delil nedir? Kur'an, sünnet ve asabın eğer söz konusu olan devletse o halifelerin uygulamalarıdır ölçü. Diğerleri içine heva haves karışmıştır. Bu Mustafa Özbağca. Bütün hayırları içinde toplayan, bütün kötülükleri yasaklayan, uydurma heves ve arzulara meyilden alıkoyan Allah'ın hükmünün dışına çıkanları Cenab-ı Hak reddediyor. Diyor ki bütün hayırlar İslam'da toplanmıştır. Evet ve bütün kötülükleri de İslam yasaklamıştır. Bugün dinini tamam ettim diyor. Hayırları topladı, kötülükleri de yasakladı. Hayır Nerede toplandı? İslam'da. Ve İslam hayırları kendinde topladığı gibi kötülükleri de yasakladı. Haramları koydu. Yanlışlıkları, eksiklikleri bize bildirdi. Ve Cenab-ı Hak, Cenab Hak peygamberin üzerinden dedi ki bugün size dininizi tamam ettim. Din olarak da size İslam'ı seçtim. Kulların kendi elleriyle koydukları ve Allah'ın şeriatına dayanmayan cahiliyet hükümlerinin <laughs> sapıklıklarını ve bilgisizliklerini İslam reddediyor. İslam olarak görmüyor. Onları bir hikmet olarak görmüyor. Eğer kullar kendi akıllarınca bir şeyi yasaklamaya kalkar veya bir şeyi serbest etmeye kalkarsa İslam onu İslami olarak görmüyor din dışı görüyor yani bütün insanlar toplansalar deseler ki içki haram olmamalı bu hükmü İslam kabul etmiyor bunu İslamın içerisinde görmeniz mümkün değil hüküm koyucu Allah Allah uyuşturucu olan her şeyi yasaklamış. Yasakladıysa onu helal edecek. Hiçbir kurum ve kuruluş yok. Ve hatta Allah bir konuda cezai sistem getirmiş. Cezai sistem getirmiş. O cezai sistemi hafifletecek veya ortadan kaldıracak din noktasında hiçbir kurum ve kuruluş yok. Din tamam oldu. Papalık bir şeyi haram veya helal edebilir. Ama İslam'da bu kapı kapalı. Siz İncil'i alıp kafanıza göre bazı ayetlerini kaldırabilirsiniz. Ama Kur'an için bu geçerli değil. Siz bir kısım ayetleri tarihselciliğin arkasına, bir kısım ayetleri evrenselciliğin arkasına sığınaraktan eğip bükemezsiniz. Siz faizin haram olduğunu, yasaklandığını, faizle iştigal edenlerin mezarlarından şeytan çarpmış gibi kalkacaklarını bu ayet ortadan kaldıramazsınız. Bunu ortadan kaldırmaya kalkmak sapıklıktır, delalettir, küfürdür, şirktir, cahiliyedir. Siz fuşu fuşu makul gösteremezsiniz. Fuş haramdır. Siz bunu kalkıp da makuliyet noktasına getiremezsiniz. Bunu makulet noktasına getirirseniz din dışı kalmış olursunuz. Din dışıdır. Siz adalet olarak Kur'an ve sünnetten süzülmüş adaleti uygulamak zorunda kalırsınız. Eğer Adalet mekanizması dediğiniz şey Kur'an ve sünnete dayanmıyorsa o adalet değil, ancak bir zulüm olur. Zulüm. Ve onu adalet olarak nitelendirirseniz bu şirk olur. Siz eğer oradan bunu kaldırır, buradan bunu kaldırırsanız örneğin rüşveti haram kılan nedir? Dindir. Rüşşeti haram kılan dindir. Siz dinin bazı ayetlerini ortadan kaldırırsanız birisi de der ki rüşşeti de kaldırın ortadan. İltiması da kaldırın ortadan. Kayırmacılığı da kaldırın ortadan. Birileri der ki emaneti ehline vermeniz Allah'ın hoşuna gider ayeti kelimesinde kaldırın ortadan der. Bir tanesine dokunursanız herkesin heva ve hevesine göre hangi ayet-i dokunmak isterse oraya dokunur o zaman. Onun dokunmasının önüne geçecek sizin elinizde argüman kalmaz. Siz nasıl ki bir hadisi i şerifi reddettiğinizde, hadis-i şeriflerin bir kısmını reddettiğinizde, öbür günün de bir kısmını reddetme hakkı doğar. Siz bunun altından kalkamazsınız. Dünya evangelist sistemi bunu istiyor. İçimizden satın almış olduğu profesörler var. İçimizden satın almış olduğu insanlar var. Bunlar dinin özüyle oynamaya çalışıyorlar. Dinin özüne Kur'an ve sünnet. Yaşa yaşama. Bu ayrı bir tartışma. Haram işliyorsundur. Eyvallah canım kardeşim. Ama haramı helal görme. Haram haramdır. De ki ben haram işledim. Allah beni affetsin. Eyvallah. Haramı helallaştırmak, helalı haramlaştırmak bu sapıklıktır. Bu normalde en küçük noktası cahiliyedir. Allah muhafaza eylesin. O yüzden İslam insanların heva heveslerinden İnsanların bilgisizliğinden, insanların şeytanın vesvesine uymasından ve insanların kendi basit aklından çıkarmış olduğu hukuk ve hükümleri reddeder. Ve genelde bu İslam dışı, İslam dışı hukuk ve hükümleri koyanlar geçmiş tarihlerde krallardır, sultanlardır. Evet. Hangi kral olursa olsun, hangi sultan olursa olsun. Bugünkü dönemde de <gülüyor> devletlerdir. <gülüyor> Devletleri idare eden algıdır, bilgidir. Devletleri idare eden hani şimdi üst akıl dedikleri bir şey var ya onlardır. Diyeceksiniz ki var mı? Evet var. Dünya üzerinde var mı? Evet var. Bugün bir top, bu toplumun önüne bir demokrasinin icabiyat dedikleri demokrasinin icabı. Biz İslam hukukuyla hukuklanmak istiyoruz deseniz sizi hukuklandırırlar mı? Hayır. Bak Mısır'da darbe yaptılar anında. Müslüman kardeşlerden cumhurbaşkanı seçildi diye. Hani demokrasi de oyla gelinirdi, oyla gidilirdi. Hani demokrasi erdemlilikti? Bize demokratlık ve demokrasi yutturmaya çalışıyorlardı. Ne oldu Mısır'da normal seçimlerle seçilmiş bir kimseyi? Neden Cumhurbaşkanlığından darbeyle alt ettiler de adam mahkemede ibretlik, mahkemede, mahkemede öldü adam. Dünyanın gözünün önünde. Adam orada çırpına çırpına öldü, kimse dokunmadı. Hani insan hakları vardı ya? Hani Batı bize insan haklarını dayatıyordu. Hani Batı bize demokrasiyi dayatıyordu. Hani Batı bize hukukun üstünlüğünü dayatıyordu. Hani nerede? Han nerede? Hani batı bize seçilmiş insanı alaşağı etmemeyi söylüyordu. 15 Temmuz'u nereye koyacağız? 28 Şubat'ı nereye koyacağız? 12 Eylül'ü nereye koyacağız? 60 muhtırasını nereye koyacağız? Demek ki Batı'nın demokrasisi Hazreti Ömer Efendimiz'in radıyallahu anh hazretlerinin tabiriyle diyor ki biz müşrik zamanımızda helvadan putlar yapardık. Karnımız acıktığında da diyor biz onları yerdik. Batı demokrasisi helvadan bir put. karınlara acıkınca yiyorlar. Amerikan demokrasisi ve Amerikan insan hakları helvadan put. Hangi insan haklarına dayanır ki? şehirleri bombalayacaksınız. Hiroşima'ya atom bombası atacaksınız. Hangi insan hakkı bu? Hangi insan hakkı bu? Japonya'da iki şehri yok edeceksiniz. Hangi insan hakkı bu? Rus tankları Polonya'ya girecek ve insanları tankların önünde canlı canlı katletecek. Canlı canlı insanların üzerinden geçecek. Ha nerede insan hakkı? Hangi insan hakkı? Çin'de şimdi Doğu Türkistan'da zulüm var. Hani insan hakkı? Hani demokrasi? Hani hukukun üstünlüğü? <laughs> nerede insan hakkı? İran bir yolcu uçağını düşürüyor. Özür dilerim yanlışlıkla oldu. Nerede insan hakkı? Amerika canı istedi kimseyi, canı istediği kimseyi, hiç kimseye saf vermeden adam katlediyor. Han nerede insan hakkı? Han nerede hukuk? Hani Batı hukuku nerede? Hani Birleşmiş Milletler hukuku nerede? Fransa bize gelince herkes insan hakkı savunucusu oluyor. Ne yapıyor sarı yeleklileri, mavi yeleklileri? Buldezer gibi geçiyor üstünde. Hani ya bunlar çağdaştı, insan haklarına saygılıydı, demokrattı. Hani İrlanda'yı neden ayırmıyor? Hani demokrasinin beşiğiydi İngiltere? İngiltere demokrasinin beşiği olmasına rağmen İrlanda'nın kendince özgürlük istemesi ve İngiltere'den Büyük Britanya'dan ayrılma düşüncesini ya bu demokrasinin beşiği olan İngilizler neden istemiyorlar Madem isteyen istediği gibi ayrılacaktı İspanya'da Katalanlar neden ayrılamıyorlar Madem isteyen istediği gibi ayrılacaktı. Belçika'dan ayrılmak isteyenler var. Neden ayrılamıyorlar? Madem insan hakları var, demokrasi var. Yani Yunanistan'daki Gümülcine ve bu tarafa doğru kalan oradaki Türkler Yunanistan devletinden çok memnun, memnunlar. Hani demokrasi geçiyordu. Neden onlar kendi imamlarını seçemiyorlar? Bildiğiniz imam ya dini temsilci. Hani bu batı çok demokrattı, çok insan haklarına saygılıydı, çok hukuk severdi. Bulgaristan'dan oradaki dindaşlarımız, soydaşlarımız böyle dalga dalga neden yerlerinden, yurtlarından edildiler de sürgün yediler. Geldiler. Hani bu batı çok insan haklarına saygılıydı, insancıldı, çağdaştı. Bosna'da tespit edilen 12 bin tane şehit var. Tespit edilen, daha tespit edilemeyen 7-8 bin şehit var. Kayıp. Kayıp, kayıp. Cesedi dahi bulunmadı da. Nerede toplu mezarlarda belli değil. Hani bu batı çok insancıldı ya. Hani bu batı çok insan haklarına saygılıydı ya. Daha size çok anlatırım. Ya bu Suriye kim yıktı ya? Bu Halebi, Hamay'ı, Humus'u kim yıktı ya? Kim bombaladı? Bu Irak kim bombaladı ya? Şaka gibi geliyor bize değil mi? Yani sende nükleer silah var. Sende nükleer silahlar olduğu için ben seni bombalıyorum. Aa tiyansın. Sende nükleer silah yokmuş ya. Ya bu bütün ülkeyi yıktın. Dünya bunun hesabını sormadan neyin hesabını sorar ki? İnsanların namuslarını heder ettin. Sürgün ettin. Kadınlarını, kızlarını top sahasına topladın. O Amerikan Johnny'lerini saldın üstlerine. Hepsine de tecavüz ettirdin. Girdin köylere, kazalara. Erkekleri topladın top sahalarına. Kadınları aldın götürdün. Askeri birliklerin olduğu yerlere hoşunuza hoşuna giden kadınların hepsine tecavüz ettiniz. Ne insan hakkı, ne batısı, ne çağdaşlığı. Hangi hukuk bu? Lübnan'daki gece kulüpleri, Mısır'daki gece kulüp, kulüpleri, Dubai'de, Bahreyn'de, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gece kulüplerinde çalışan sadece Iraklı ve Suriyeli genç kızlar ve kadınlar. Ne insanlığı ya? Ne insanlığı? Hangi insanlık? Evet. İslam değil ise orada zulüm vardır. Orada geçerli hiçbir kanun yoktur. Orada geçerli hiçbir hukuk yoktur. <laughs> yoktur. Bizdeki batı kafası, bizdeki batı gözlüğü, bizdeki batı manyaklığı ve hayranlığı bizdeki batının önünde el pençe durma ezilmişliği, ezikliği. Çok özür dilerim. Haysiyetsizdi. Yıkılmadıkça, yıkılmadıkça bizim imanımız kemal ermez. Bizim imanımız kemal ermez. Emperyalistlere ve emperyalizme karşı göğsümüzü siper edemiyorsak İmanımız kemal ermez. Bosna'da tecavüze uğrayan bacını unuttuysan, Suriye'de tecavüze uğrayan bacını unuttuysan, Doğu Türkistan'da tecavüze uğrayan bacını unuttuysan, dün daha Kıbrıs'ta tecavüze uğrayan kimseleri unuttuysan, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Sırbistan'da Dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlara taciz ve tecavüzü unuttuysan ve taciz ve tecavüzde bulunanlara sen taciz ve tecavüzde bulunanlara sen hayranlıkla bakıyorsan ve onları gelişmiş ve onları çağdaş ve onları sen insan haklarına saygılı hukukun üstünlüğüne inanıyor bunlar diye kabul ediyorsan imanını sorgula. imanını sorgula. Otur, imanını sorgula. Bana batı hayranlığı yapmasın kimse. Otursun herkes, şapkasının önüne koysun, dünyayı seyretsin yeter. Dünyayı seyretsin yeter. Bunlar memleketlerini nama bırakıp gittiler. 15 Temmuz'da neredeydin sen de? Sen neden bırakıp gittin 15 Temmuz'da? Sen nereye gittin? Banka kuyruğuna gittin. Nereye gittin? Televizyonun karşısına oturdun. Nereye gittin? Baktın kim galip gelecek diye. Seyrettin. O emperyalizmin uşaklarına karşı göğsünü siper etmekten korktun. O emperyalist uşaklara bir laf söyleyemedin. Bekledin çünkü. Amerikası, İngilteresi, İsrail'i bunlara gelir yardım eder, döner diye bekledin. Bekledin. Bekledin sabah namazı vaktine kadar bekledin. Orada burada bekledin, hiçbir açıklamada bulunmadın. Bekledin. Biliyor bekleyenler sabah namazına kadar. Kimler bekledi onlar biliyorlar. Beklediler. Ve baktılar ki öyle değil. Sabah namazından sonra onlar artık böyle gözlerini oğuştura oğuştura çıktılar. Beklediler o emperyalist uşağı çünkü onlar. O yüzden o emperyalist uşakları diyor. Ya İslam'ın bir devlet modeli yok. İslam'ın bir devlet anlayışı yok. İslam böyle devletsiz, hukuksuz, mantar sanki. Ağacın dibinden mantar. Ha? Yani siz İslam'ın hukukunu istemeyin. Ha? İslam yönetim biçimi de istemeyin. Ya? Gelsin Amerikan Jones'i sizi yönetsin. Gelsin Kraliçe Hazretleri bizi yönetsin. Başımıza bir tane de dandı halife tayin etsin. Tabii askeri olmayan, siyaseti olmayan, gücü olmayan bir halife. Başında bir sarık tamam halifemiz bu. Bitti. Al sana halife. Bir fetva <laughs> Sistani'nin fetvasıydı değil mi? Neydi? İngilizlerle savaşmayacağız. Ay ne kadar güzel. Hiç unutamadım fetvalardan birisi. Sistani o fetvayı vermek için nereden geldi? Londra'dan. Nerede oturuyordu? Londra'da. İkamet kağı neredeydi? Londra'daydı. Lazım olduğunda yani Sistani Irak'taki e ee, Hamaney gibi Irak Şiası ayrı çünkü. Ne yaptı? Geldi. Cık, dedi ki İngilizlerle savaşmayacaksınız. Bitti. Bir tane İngiliz askeri ölmedi. Irak yerle bir oldu. Bir tane Amerikan askeri ölmedi. Bir tane İsrail İngiliz askeri ölmedi. Suriye yerle bir oldu. Bir tane Amerikan askeri ölmedi. Bir tane Yahudi askeri ölmedi. Daesh denilen ne ödü belirsiz lanet şey girdi. Irak, Suriye dolaşıyor. Bir tane Amerikan askeri ölmüyor. Bir tane Amerikan uçağı düşmüyor. Bir tane Amerikan tankı patlamıyor. Bir tane Amerikanın bir baskını yok. En son İran dedi ki 80 tane Amerikan askeri öldürdük. Aa ah, adam ertesi gün çıktı. Dedi bir tane dahi kaybımız yok. Bir tane cenaze yok. Bir tane Amerikan askeri ölmedi. Ya iki tane ülke yok edildi. Bir tane İngiliz askeri ölmüyor, bir tane Amerikan askeri ölmüyor, bir tane İsrail askeri ölmüyor. İki tane ülke yok edildi. Ölmez. Neden? Onlar kutsal çünkü. Bir tane Rus asker ölmüyor. Ya biz bir tane düşürdük ardından ne parendeler attık onu düşürdüğümüz için. Gene biz düşürdük ha. <laughs> evet. Yani başka amaçla da olsa, başka şeyden de olsa biz düşürdük gene. Ama parayı attık ardından. Ha, demek ki İslam'ın dışındaysa bir şey. Zalim krallar, zalim kraliçeler, zalim devlet sistemleri ne yapar? İslam dışı her şeye koyarlar. Tarih boyunca böyle olmuş. Ve insanlar tarih boyunca o zalim kralların yöntemlerin sistemlerin heva ve heveslerine uymuşlar. O yüzden normalde kitaptan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden sünnetinden uzak durmuşlar. Allah'ın şeriatını terk etmişler. Ve Allah'ın şeriatını terk ettikleri için İslam dışı kalmışlar. İslam onları İslam dışı olarak görür kendinden görmez. Ve Allah Resulü Buhari'de buyurur ki insanlar arasında Allah'ın nefret ettiği en çok nefret ettiği kişi İslam'da cahiliyet adeti peşinde koşan ve haksız yere bir kişinin kanını talep edip akıtmak isteyendir. Neymiş? En çok nefret ettiği kimse İslam'da cahiliyet adeti peşinde koşan. Yani ne? Cahiliyetin hukukunu isteyen, İslam dışı bir şeyi isteyen, İslam'ın kabul etmediği bir şeyi isteyen. Yine Allah Resulü şöyle buyurur. Vaktinizi aldım, hakkınız helal edin. Şüphesiz allah Teala yeryüzünü benim için dördü. Doğularını ve batılarını gördüm. Ümmetimin hükümranlığı ondan benim için düzenlenince erişecektir. Yani normalde ne olacak? ümmetin hükümranlığı tecelli edecek. Ve adi şerifin devamında diyor ki Hira neresidir bilir misiniz? Çok uzak bir yer. Oradan diyor bir kadın gelecek Beytullah'ı tavaf edecek. Yani dünyayı eminlik, güven, emanet kaplayacak inşallah. Allah'tan bir şey gelmezse önümüzdeki hafta üçüncü maddeden yani ehli sünnetin siyasal düşüncesinin oluşumunda diye başlayan yerden devam edeceğiz. Sürçü lisan ettiysek affola. Belki de ağır gidiyor bu konu. Ama bu kardeşin sorduğu sorular ve hatta derlediği sorular diyeyim normal şeyler değil. O yüzden bu kardeş bu konuda gerçekten iyi soru risaleleri hazırlıyor. Dedik bizden sonralara da böyle bir şey kalsın. Hani miras kalsın diye biraz inceleyip biz de sık dokuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hakkınızı helal edin. Bizim de buradaki sohbette konuştuklarımız sonuçta ayet, hadis noktasında konuşmaya gayret ediyoruz. Zaman zaman içerisinde, zaman zaman benim hani az önce dört halifenin yani 30 yılın dışındakini İslam görmemem yani tam bir İslam devleti olarak görmü benim bu benim kendi fikrim kendi düşüncem. O yüzden benimki de hatalı olabilir, kusurlu olabilir. Bu noktada bizim kendi şahsi düşüncelerimizi böyle ya bunlar hatasızdır, kusursuzdur deme noktasında değiliz. Allah bizi affetsin inşallah. Kabul edilir, edilmez. Bizim bu noktada bir sıkıntımız yok. Kabul edilsin diye de konuşmuyoruz zaten. Rabbim muhafaza eylesin. Burada sorular var. Sorulara cevap vermeyince de ben üzülüyorum. Hızlıca geçeyim. Çingeneler ile evlilik neden günahtır? Böyle günah diye yazan hiçbir şey yok. İslam'da ırkçılık yok. Ne alakası var? Yani o çingene kardeşlerin diğer insanlardan bir farkı mı var? Rabbim muhafaza eylesin. Böyle fark görmek, bir kavmi aşağı görüp bir kavmi yukarı görmek İslam olarak uygun değil. Eşim hiçbir ihtiyacımı görmüyor. Cebinde parası varken bile bana yok diyor, yalan söylüyor. Telefon faturamı dahi annem ödüyor. Ödeme diyorum, yuvanız yıkılmasın diyor. Aylık mutfak masraflarımızı görüyor. Çünkü eşim sadece kendi ihtiyaçlarını karşılıyor. Bazen gizlice cebinden alıyorum, yol param olmuyor. Nasıl gidersen git diyor. Bu kadar cimri biriyle nasıl geçinebilirim? Adamın cimrisinden, adamın tembelinden, adamın aymazından, adamın bu noktada hal anlamazından cümle ümmeti Muhammed'in kadınlarını Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Amin. Cimri bir adamla hayat yaşamak gerçekten çok zordur. Savurgan bir adamla da hayat yaşamak zordur. O hesabını bilmez. Ama bir erkek kadının en azından temel ihtiyaçlarını karşılayacak. Yani bir kadının telefon parasını da annesi ödemez ki ya pes. Allah muhafaza eylesin. Geçen haftaki sohbetinizde Hazreti Hasan Efendimiz'den sonra İslam halifesi olarak kimseyi kendi nazarında görmediğinizi söylemiştiniz. Tarihi anlatan ve Osmanlı padişahlarını anlatan kitaplar, diziler, verilen konferanslarda padişahlar İslam halifesi olarak görür ve anlatırlar. Osmanlı padişahları kendilerini İslam halifesi olarak görür müydü? Halife olmak için gereken şey neydi? Onlar kendilerini halife dedirtirlerdi. Evet. Şimdi bir şey söylerim yıkılır ortalık. İlk rakı fabrikası Osmanlı zamanında kuruldu. Bakın, ben Osmanlı'yı severim. Benim bu noktada bir sıkıntım yok. Ama Osmanlı tam anlamıyla İslam derseniz ayağınız yere basmaz. İslam'ı uygulamaya çalışıyorlardı. Eyvallah. Eyvallah. Ama dört halife dönemiyle kıyaslanmaz bile. Evet. Vefat eden sevdiklerimizin kabrinden bir avuç toprak alıp yedi kere Kadir suresini okuyup kabrin üzerine sepmek kabir azabını kaldırır mı? Sünnet-i Resulullah mı? Hiç okumadım. Hiçbir yerde okumadım. Hiç böyle bir şeydi. Hiçbir yerde duymadım. Hatta bunu böyle söyleyince içimdekini söyleyecektim. Şimdi söylemeyeyim. Olmazsa sizi içine biraz da su koyun, çamur yapın, elinizi yüzünüze sürün. Böyle bir şey yok ya Allah. Bir dergahta ben hizmet ettim ama benim hizmetimi zayi ettiler. Hakkım helal değil. Benden helallik almadıkça o kimsenin başı dertten kurtulmaz demek uygun mudur? Allah o kardeşe hidayet eylesin. Ona dua edin inşallah. <laughs> o komple heva hevesine uymuş. Onun başı dertten kurtulmaz böyle giderse. Fıkıh dersinde Hazreti Ali'nin soyundan gelen kimselere zekat verilmeyeceğini okuduk. Bir sohbetinizde bizim Hüseyin'i olduğumuzu söylemiştiniz. Bizim zekat almamamız mı gerekir? Bizim bu sufi kol olarak Hüseyiniz dedik. Yoksa zahiri silsilemizi bilmiyoruz desek yalan olur. Ama yani normalde Ehl-i Beyt'in zekat alması caiz değildir. Ama Ehl-i Beyt'e Beytül Mal'dan özel hisse verilir. Bir de işin bu tarafı var. Bir tanıdığımızın kızı cinsiyet değiştirerek erkek olmuş ve bir kadınla evlenmiş. Cinsiyet değiştirinin kemik iliğinden alınan bir maddeyle karısının yumurtasını dölleyip çocuk yapmışlar. Çocuk kız olmuş. Bu kız çocuğun ileride evleneceği erkeğe ne gibi problemler bekliyor? Bizim bu şekilde dünyaya gelen bireylere karşı tutumumuz nasıl olmalı? Kızın iki tane annesi olmuş ha. sapkınlık olunca ben şimdi buna sapkınlık diyeceğim bütün herkes ayağa kalkacak. Sapkınlık. Sapkınlığın içinden nasıl çıkacaksınız şimdi? Delalet. Delalet. Sonu yok delaletin. Delaletin sonu yok. İstanbul Sözleşmesi ya. Az önce debitten beri anlatıyorum ya, Kur'an ve sünnetin dışındaysa İslami değildir, cahiliyedir. İslam onu kendinden görmez. Der ki cahiliye, der ki delalet, der ki sapkınlık, der ki şirk, der ki küfür. Sebep? İslam'da yeri yok çünkü onun. Bunun İslam'da yeri yok. Bir, bir kadının cinsiyet değiştirmesi zaten fıtrata aykırı. Bir erken cinsiyet değiştirmesi de fıtrata aykırı. Hadis-i her ikisine de lanet olsun diyor. Şimdi birisi cinsiyet değiştirmiş, cinsiyet değiştiren kimseyle de evleniyor eşcinsel oluyor. Allah ona da lanet etmiş. Hadis-i şerif var. Din eşcinselliği lanetliyor. Cinsiyet değişikliğini de lanetliyor. E bunun içinden nasıl çıkacaksın şimdi? Çıkamıyorsun. Avrupa çağdaş Avrupa iki erkeğin evliliğini, iki kadının evliliğini kutsuyor, alkışlıyor. Bize de diyor ki sen de karışma, kutsa. Biz de kutsuyoruz, biz de alkışlıyoruz. E zaman zaman diyorum ya bir eşcinsel gelse dışarıda şurada birbirini uydursa yasak değil. Para almak yasak. Onu da devlet vergi almadığı için. Eşcinsel hayat yaşamak yasak değil. Devletin normal kanunlarına göre yasak değil. Polis ne yapsın, asker ne yapsın, hakim ne yapsın, savcı ne yapsın. Çünkü madde yok o konuyla alakalı. Ha şimdi Sakın ha bu döneme bunu kabahat bulmayın. Hani az önce Osmanlı'dan laf açıldı ya. Osmanlı'da da yasak değildi. Bombayı atayım gideyim. Selamun Aleyküm. Osmanlı'nın son hukukuna bakın. Son hukukuna. Osmanlı'nın da son dönem son devresinde eşcinsellik yasak değildir. Cezası yoktur. Ya Selamünaleyküm.